Autodesk yaklaşık 40 seneye yakın geçmişi olan köklü bir şirket. Kendimizi tanımlarken 40 senelik bir startup olarak tanımlıyoruz. İşte etrafımıza baktığımızda gördüğümüz bir ileri teknoloji, bir otomobilin tasarımında da bizim yazılımlarımız kullanılıyor. Devasa bir gökdelenin, bir binanın tasarımında da bizim yazılımlarımız kullanılıyor. Oscar'lı video efekt Oscar'ı alan filmlerdeki animasyon karakterlerinin tasarımında da Autodesk yazılımları kullanılıyor. Uygulama mühendisi olarak çalışmaya başladım. 22 senedir iş hayatındayım. Şu an geldiğimiz noktada Autodesk'in Türkiye, Rusya, Orta Doğu bölgelerinde üretim sektöründen sorumlu yöneticisi olarak görev yapıyorum. Merkez ofisimiz Amerika'da. Fakat yanılmıyorsam 80'e yakın ülkede ürünlerimiz, gerek ülke ofislerimiz, gerekse dağıtıcı yetkili satıcılarımız, dağıtım kanalımız aracılığıyla temsil ediliyor. Türkiye'de de 15 yıla yakındır kendi ofisimizle temsil ediliyoruz. Bilgisayar destekli tasarım üretim alanlarında yazılım çözümleri sunan bir şirketiz. Çekirdek ekibimiz 12 kişi. Bu bir yönetim ofisi gibi düşünebiliriz. Çünkü bu 12 kişinin ana sorumluluk alanlarından birisi Türkiye'nin birçok iline, onlarca iline dağılmış olan Autodesk iş ortaklarına, Autodesk gönüllü elçilerine, öğrenci temsilcilerine liderlik etmek ve destek olmak. Biz tasarımcıların daha iyi bir dünya hayal etmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu şirketimizin misyonlarından birisi. Daha iyi bir dünya dediğimizde tabii çok geniş bir tanım ama bu nedir? Daha hızlı bir otomobil tasarlamak olabilir. Depreme karşı daha güvenli bir bina tasarlamak olabilir ya da daha fonksiyonel bir sandalye tasarlamak olabilir. Buradan bağlayacak olursam, yapı inşaat sektöründe mimari proje çizen, inşa yapan şirketler bizim endüstrilerimizden birisi. Bir diğeri üretim endüstrisidir. Bahsettiğim gibi mobilya üreticisinden elektrikli ev aletleri üreticisine çok daha geniş bir skalada üretim endüstrisi Autodesk'in hedef kitlesi. Ve üçüncü endüstrimiz ise görselleştirme araçlarımızla animasyon, çizgi film, karakter tasarımını adresleyen medya eğlence endüstrisi dediğimiz alandır. Şu an Türkiye'nin on binlerce farklı şirketinde herhangi bir Autodesk yazılımının kullanıldığını söyleyebilirim. Autodesk hakikaten müşteri odaklı bir şirket. Birçok kararında, yani bu tabii ki ürünlerini geliştirirken kullanıcı arayüzünün müşteri beklentilerine uygun olması mutlaka ki bunlardan birisi. Her şirket bunu yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama bunun dışında birçok iş kararında da müşteri beklentileri, müşteri öncelikleri değerlendirilerek alınıyor. AutoCAD bizim ana lokomotif diyebileceğimiz şirketimizin lokomotif ürünlerinden birisidir. Kurulduğumuzda ilk pazara çıkardığımız ürün olmakla birlikte şu an sektörde yaşayan en köklü paket yazılım olarak bilinir. Yani çıktığı yıldan bu zamana 40 yıldır kullanılan bir yazılım. Bizim kendi ürünümüzdür. Çevresel etki, bir üreticinin ürettiği ürünün eğer çevreye verdiği zararlarını azaltmaya yönelik bir planı, hedefi varsa ona öyle araçlar sunmak istiyoruz ki doğru malzemeyi seçebilsin. Bu ürünü üreterek dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilsin. Bir inşaatçı depreme daha dayanıklı binalar yapmak istiyorsa, onun daha iyi bir dünya hayali o ise ona öyle analiz araçları sunmak istiyoruz ki deprem analizlerini deprem gerçekleşmeden yapabilsin ve doğru iş kararlarını doğru zamanda öngörerek alabilsin.
Bir yandan da yazılıma erişimi demokratikleştirme bakış açımız var. Bu çok daha yönetilebilir bütçelerle ve çok daha düşük teknolojik altyapı gereksinimleriyle teknolojimizi, yazılımlarımızı bir bütün kitleye sunabilmek. Bu da gelecekte varmak istediğimiz noktalardan bir diğeri. Türkiye'ye özgü bir örnek vermek isteyebilirim. Gerçekleştirdiğimiz ve devam ettireceğimiz projelerden birisi. Türkiye'de çok ciddi bir genç nüfus istihdamı, yeni mezunların işsizliği ya da hayalindeki işte çalışamaması gibi bir sorunu her gün yaşıyoruz. İş başvurularında görüyoruz ve ciddi bir arz talep dengesizliği, bir beklenti uyumsuzluğu var. Bu alanda yeni mezunların istihdamına yönelik, ama burada istihdam derken hayallerindeki işe istihdamına yönelik projeler yaptık, bir proje yaptık. Kariyerinde ilk adım projesiyle sektörün ihtiyacı ve yeni mezunların yetenekleri arasındaki o açığı mümkün olduğunca kapatmaya çalışıyoruz ve yeni mezun mühendislere sektör profesyonellerine eğitimler vermesini sağlayarak onları iş hayatına hazırlıyoruz. Bu proje gelecekte de devamlı olarak yapacağımız projelerden birisi. Bir grup yeni mezunumuzu eğittik, bir fazını tamamladık ama bu sürekli devam edecek bir şey çünkü yeni mezunlar verdiğimiz sürece, bu açık devam ettiği sürece devam edecek bir şey. İkinci fazını, üçüncü fazını ilerleyen dönemde tekrar yapacağız. Duyuru yaptığımız dönemde bir başvuru yapmalarını istiyoruz. O başvuruya mevcut özgeçmişlerini yükleyerek o başvuruyu tamamlamaları gerekiyor. Belli bölümlerden mezun olmaları tabii ki bizim istediğimiz kriterler. Makine mühendisliği, elektrik, elektronik, uçak mühendisliği gibi mühendislik fakültelerinin geniş bir skalada belli bölümlerinden mezun olmalarını istiyoruz. Şu an çalışmıyor olması değil, hayalindeki işte çalışmıyor olması. Eğer bir yerde çalışıyorsa asbelkader ama o onu heyecanlandıran bir iş değilse programımız onun için de açık. Çünkü onun hayalindeki işe kavuşması için onu yeteneklerini arttırmayı amaçlayan bir program. Biz her ne kadar bazı kriterler var bu programa başvurmak için desek de kriterlere uymayan başvurularla da karşılaştık ve şunu yaptık. Peki o zaman biz bu teknoloji eğitimini sadece kriterlere uyanlara verelim. Ama mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlamanın ipuçları, motivasyon, potansiyelini ateşle gibi sektörün çok önemli profesyonellerinin konuşmaları vardı. Dedik ki kriterlere uymasa bile bu programa başvuran herkesi bu eğitimlere, bu seminerlere davet edelim. Çünkü bunun onlara mutlaka ki faydası olacaktır. Dolayısıyla kriterlere uyan kişileri sadece teknoloji eğitimlerini alırken başvuran herkesi bu online seminerlerimize davet ettik. Bu program sonrasında işe girebildiğini söyleyen mesajlar aldık. Henüz işe giremese bile potansiyelinin farkına vardığını, özgüveninin arttığını ve bir sonraki görüşmede daha güçlü, daha gücünün farkında olduğunu bilen mesajlar aldık. Dördüncü sanayi devrimi diye bir kavram hayatımıza girdi ve bu kavramla birlikte aslında belki de hepimizin duyduğu yapay zeka, nesnelerin interneti, üç boyutlu yazıcılar, otonom araçlar gibi birçok kavramla karşılaşıyoruz. Ve bu gerek bireyler için, gerekse kurumlar için aslında bir kargaşa oluşturmuş durumda. Ve Türkiye'deki ve dünyadaki üreticiler de aslında bu kavramlardan hangileri kendileri için gerekli, tam olarak ne ifade ediyor, bunu bilmiyorlar. Türkiye üretiminin geleceğe girişiminin amacı Türk üreticilerinin bu yeni kavramları anlaması ve bunlardan hangilerini hayata geçirmesi lazım, hangi dönemde hayata geçirmesi lazım konusunda biraz yönlendirici olabilmek ve onları daha verimli bir üretim kapasitesine taşıyabilmek için başladığımız bir proje. Yapay zeka, otonom araçlar, nesnelerin interneti, firma boyutundan bağımsız olarak her firmanın iş alanına göre uygulaması gerekli olabilir veya olmayabilir. Çünkü burada bir gerçek de şu, bunların hepsini işimize adapte edemeyiz. Etmemize zaten gerek de yok. Bizim iş ortaklarımızla, proje paydaşlarımızla hayata geçirdiğimiz bu girişim, işletmelerin nerede olduklarını anlamaları, kendilerini değerlendirmeleri ve sonra da gerekli akımları
kendi iş süreçlerine, uyarlamalarına yardımcı oluyor. Dört aşamadan oluşuyor bu proje. Ve belirttiğim gibi şirketlerin büyüklüğü farklı olabilir. Şirketlerin uzmanlıkları, iş alanları farklı olabilir. Aslında her şirketin farklı bir yolu var. Ama her birinin birbirinden farklı bir yolu olmakla birlikte temel altyapıda birleşebildikleri bir ortak payda da var. Biz bu ortak paydayı dört adımda belirledik. Birincisi, Türkiye Üretiminin Geleceği projesine dahil olmak isteyen işletme, online değerlendirme formu aracılığıyla kendi değerlendirmesini yapıyor ve şu an kurumu nerede, gelecekte nerede olmalı ve aradaki boşluğu nasıl doldurabilir? Bu aşamayı tamamlayan şirket, daha sonra sektördeki diğer benzer şirketlerle Autodesk'in ve diğer proje paydaşlarımızın liderliğinde düzenlediğimiz bir yenilikçilik çalıştayına katılıyor. Sektördeki diğer firmalarla, uzmanlarla birlikte nelerin yapılabileceğini bu yenilikçilik çalıştayıyla anlamış oluyor. Üçüncü aşamada bu yola devam etmek isterse bir Autodesk teknoloji uzmanının bu kurumu, bu firmayı birebir ziyareti ve bu birebir ziyaretinde bir keşif toplantısı yapıyoruz kurumun farklı birimleriyle. Bu keşif toplantısının sonunda ise kuruma özel bir rapor hazırlıyoruz ve bu raporda kurumun dijitalleşme yolculuğunda nerede olduğu, nereye varmasını önerdiğimiz ve bu yolculukta ona gerekli teknolojik altyapıyı bir öneri olarak bir raporla sunuyoruz. Yenilikçi bir ürün tasarlamak olabilir bir firmanın amaçlarından birisi, daha verimli bir üretim süreci dediğimizde. Ya da belki maliyetlerini düşürmek olabilir. Bu süreçler aslında bizim şirketin beklentilerini iyi anlamamıza ve doğru bir yol haritasını birlikte çizebilmemize imkan sağlıyor. Ya da bir şirket için çalışan memnuniyeti bir sorun ise, orada çalışan tasarım ekibinin, üretim ekibinin memnuniyetsizliği varsa ve bunu iyileştirmeye çalışıyorsa, yine yaptığımız keşif toplantıları sonrasında belki yoğun çalışma saatlerini azaltabilecek. Çünkü kaybolan dosyalardan dolayı tasarımcıların uzun saatler mesai yapması gerekebiliyorsa bunu aza indirecek ve çalışan memnuniyetini arttıracak, çalışan mutluluğunu arttırabilecek çözümler olabilir. Öncelikle bir TürkiyeÜretiminin Geleceği.com diye bir ana portalimiz var. Bugüne kadar bu portali 5 aylık süreçte 1000'i aşkın tekil kullanıcı ziyaret etti. Binlerce kişi de bu dijitalleşme yolculuğunda bir farkındalık oluşturdu. Savunma sanayinden de firmalar var, çalıştaylarımıza katılan. Mobilya endüstrisinden de firmalar var. Otomobilden de var, küçük ev aletlerinden de var, elektronik ekipmanlardan da var. Çok iyi noktada olduğumuz şirketler var. Henüz buna başlamamış şirketler de var ama yapmayanlar bile yapması gerektiğinin farkındalar. Türkiye Üretiminin Geleceği projesine dahil olmak isteyen şirketlerin yapacağı şey oldukça basit. www.TürkiyeÜretiminin Geleceği.com adresine girerek öncelikle proje hakkında genel bir bilgi alabilirler. Bu ücretli bir çalışma değil. Bu tamamen kurumun zaman ayırması gereken bir çalışma. Tabii ki son aşamada sunduğumuz plan doğrultusunda devam etmek isteyen şirketlerin belli teknolojik altyapı yatırımları yapmaları gerekebilir. Bu yatırımların bütçesi olacak. Autodesk tüm yazılımlarını dünyadaki tüm öğrencilere ve eğitim personeline, öğretmenlere, üniversitedeki okutmanlara ücretsiz olarak, herhangi bir fonksiyon sınırı olmadan ücretsiz olarak sağlıyor. Bu ise aslında Türkiye'deki bir üniversitemizdeki bir mühendislik öğrencisinin NASA'yla aynı teknolojiye bir fonksiyon kısıtı olmadan erişebilmesi anlamına geliyor. Bu bence çok önemli bir misyon. Autodesk'in dünya genelinde yaptığı.
Çünkü Boeing'lerin yaptığı, NASA'ların yaptığı ama o NASA ben yapabilirim, o Airbus ben yapabilirim gibi bir algıyı aslında tersine dönüştürebiliyor. Çünkü belki Airbus'un yüz binlerce dolar vererek sahip olduğu teknolojiyi ücretsiz olarak tüm kurumlara sağlıyor. Türkiye'nin önemli projelerinden, dünyanın da önemli projelerinden birisi olan 3. Havalimanı'nın tasarımında bizim ürünlerimiz kullanıldı. Kötü Kedi Şerafettin gibi bir animasyon filmimiz vardı. Onun tasarımında da çeşitli Autodesk yazılımları kullanıldı. O yüzden geniş bir skalada hem profesyonellere hem öğrencilere ürünler sağlıyoruz, çözümler sağlıyoruz. You're strong, I'm